Zamanın vücudumuzdaki en can sıkıcı etkisi kolajenin kaybedilmesi. Kolajen kaybı dokularda bir volüm azalması, hacim azalması, bir gevşeme, bir sarkma olarak karşımıza çıkıyor. Ve hani tam anlamıyla bu kolajeni yeniden yerine koyma imkanımız şu anki teknolojiyle maalesef yok. Evet, kök hücre tedavileri var. Onlar için de ayrıca bir parantez açmak lazım. Gerçek kök hücre tedavileri de kolajeni tam olarak yerine koyamıyor. Bunun yerine biz ne yapıyoruz? Dokunun azaldığı, volüm kaybı yaşanan yerlere dolgu maddesi koyuyoruz. Dolgu maddeleri hyaluronik asitten oluşuyor. Hyaluronik asit nedir? Hyaluronik asit vücudumuzda zaten bulunan bir yapı taşı. Yani kolajenin, fibrojenin, bağ dokusunun en küçük yapı taşı şu anda bütün insanların vücudunda hyaluronik asit. Benim dolgu maddelerini kullanma nedenim kısaca şöyle özetlenebilir. Elimde o kadar fazla ve o kadar farklı yapıda dolgu maddesi var ki ben dolgu maddeleriyle yüzde, burunda, çenede, hatta bazen karında, koltuk altında, elde istediğim şekilleri oluşturabiliyorum. Şöyle anlatayım size. Diyelim ki elmacık kemikleriyle ilgili bir hacim kaybı yaşamış durumdayız. Oradaki o güzel kemiğin arkaya doğru uzanan formu yaşla beraber kaybedilmiş. Benim burada kemik gibi davranan bir tane dolguya ihtiyacım var. Evet, elimde o dolgulardan da var. Mesela şunların hepsi farklı dolgular. Ben kemik gibi davranan bir dolgu istiyorsam bunu kullanıyorum. Ya da atıyorum dudakta hani nispeten daha yumuşak dudak kıvamına, dudak yapısına uygun bir dolgu kullanmak istiyorsam bunu kullanıyorum. Bunu elmacık kemiği oluşturmak için ya da ne bileyim çene kemiğini uzatmak için kullanamam. Dolayısıyla benim elimde tamamen mimari bir atıyorum hani bir bina yaparken betondan duvarları yaparsınız. Pencere pervazlarını başka bir maddeden yapmanız gerekir. Pencereleri, camı farklı bir şeyle oluşturmanız gerekir. Plastik kullanırsınız, cam kullanırsınız, tuğla kullanırsınız, beton kullanırsınız, fiberglass kullanırsınız. Dolayısıyla insan vücudu da ya da yüz de öyle. Yani siz burun için kullandığınız dolguyla dudak yapamazsınız. Ya da göz altında kullanacağınız o incecik dolguyla cildin hidrasyonunu, cildin nemlenmesini sağlayamazsınız.